Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ülkede her şeyin fiyatı olduğu gibi bisiklet fiyatları ve bisiklet parçalarının da fiyatları aldı başını gitti. Dolayısıyla biz artık bazı şeyleri kendimiz yapmamız gerekiyor ve elimizdeki ürünlere sahip çıkıp kullanabildiğimiz kadar uzun kullanmamız gerekiyor. İşte bisiklet zincir temizliği de bu noktada önemli şekilde ön plana çıkıyor. Neden? Çünkü piyasada bisikletçiler arasında aslında genelde şöyle bir yanılgı var. Bisiklet zincirinin gerilmeler altında genelde uzadığı zannediliyor. Halbuki sanılanın aksine bisiklet zincirleri pislendikleri için uzuyorlar. O ringlerin arasına giren partiküller zamanla aşındırarak bisiklet zincirinizin uzamasına neden oluyorlar. Dolayısıyla siz de benim gibi haftada 100 km binen bir biniciyseniz ayda 500 km ortalama bir rakama ulaşıyorsunuz. Ki bu mesafelerde de iyi bir zincir yağıyla bisiklet zincirinizin ve yürüyen aksamınızın temizliği gerekiyor. Eğer çok zenginseniz her ay bu bisikletçiye götürmeniz anlamına geliyor ki zengin değilseniz, normal benim gibi ortalama bir insansanız bu bakımı evde yapıp bütçenize tasarruf sağlamanız gerekiyor. İşte DB Brush bu noktada ön plana çıkıyor. Şimdi ekranda görüyorsunuz, ben bu aletlerle daha önce temizlik yaptım ama çok memnun kalmadım. İşte bu olayı, bu DB Brush dediğimiz, yine ekranda görüyorsunuz, bu küçücük fırçayla artık siz de benim gibi ayda bir kere veya kullanım sıklığınıza göre bakımınızı, yürüyen aksamınızın bakımını evde kolayca yapabileceksiniz. Buyurun videoya geçelim. Videoya başlamadan önce arkadaşlar, kanalıma abone olarak bana destek olabilir. Ayrıca aşağıdaki çan butonuna basarak video hakkındaki bildirimleri herkesten önce alabilirsiniz. Lütfen bu videoda merak ettiğiniz şeyleri sorun, aşağıya yorumlara soru olarak bana bırakın. Ayrıca videomu beğenmeyi ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın. Öncelikle kullanacağımız malzemeler tabii ki piril ile karıştırılmış, ufak böyle bir fısfısa ihtiyacımız olacak. En son tüm yağları akıtmak için. DB Brush'ın kendisi lazım. Bununla zincirimizi pırıl pırıl yapacağız arkadaşlar. Bir boya fırçası lazım. Bu da hem arkada kaset, ruble, önde de ayna kol ve aktarıcıları temizlemek için kullanacağız. En son olarak da yarım bardak ya da 100 ml civarı temizlik malzemesi olarak da gaz yağına ihtiyacımız olacak. Boya fırçamızı gaz yağına biraz batırarak öncelikle arka rublemizi temizliyoruz. Araları çok kirli olmamasına özen gösterin. Araları kirli olan ruble için plastik bir aparata daha ihtiyaç var. Aktarıcılarımızın makaralarına özen gösterelim. Genelde kirler buralarda oluşuyor arkadaşlar. Aktarıcımızın makaralarını da güzelce temizledikten sonra ön ayna kolu ve ön aktarıcımızı da yine aynı fırça ile temizliyoruz. İkinci işlem olarak DB Brush fırçamızı bardağa koyduğumuz gaz yağının içine batırıyoruz ve zincirimizin üzerine takarak gördüğünüz gibi zincirimizi temizliyoruz. Her noktadan temas ettiği için bu fırça zincirimizde dokunmadık bir yüzey bırakmıyor. Bu işlem sonrasında öncelikle suyla üzerinde hafifçe bir durulama yaparak sistemi temizliyoruz. Ardından üzerinde kalan gaz yağlarını gidermek için pirilli su sıkarak sistemi tamamen gaz yağından arındırıyoruz. Son olarak tabii ki pirilli suyun da gitmesi için tüm sistemimizi arka göbeklere çok fazla gelmeyecek şekilde yandan vurarak duruluyoruz. Zincirimizi, arka aktarıcılarımızı, ruble ve kasetimizi kuruttuktan sonra zincir yağıyla yağlayarak her baklaya birer damla gelecek şekilde fazla zincir yağını alıyoruz ve zincirimizi arka rublede dişliler üzerinde her yeri yağlamak için dolaştırıyoruz.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bisiklet zincir temizliği ve yürür aksamın temizliği hiç de öyle zahmetli bir iş değil. Gerekli malzemeler olduktan sonra kendiniz de evde kolayca yapabiliyorsunuz. İşte neler gerekliydi? Bir tane DB brush fırça, bir tane boya fırçası, biraz gaz yağı, piril ve bir zincir yağı. Bir videomun daha sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda yine farklı videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Sağlıklı günler, bol pedallı günler dilerim.